Merhabalar değerli öğretmenlerim, kıymetli misafirler. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri 24 Kasım İstanbul sohbetlerine hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli Profesör Doktor Ozan Evrim Tunca hocamız bizlere konuk olacak. Kendisiyle müzik yeteneği ve uzaktan eğitim hakkında sohbet edeceğiz. Dilerseniz hem sizleri daha fazla bekletmeyeyim hem de Ozan hocamızı bekletmeyeyim. Kendisini yayına kabul edeyim. Merhabalar öğretmenlerim. Ozan hocamızı hemen yayına davet ediyorum. Hocamız birazdan yayında olacak. Merhabalar değerli öğretmenlerim. Hoş geldiniz. Evet. Merhaba. Ozan hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Biraz önce herhalde tam bağlanamamış olduk. Evet, olsun hocam bazen olabiliyor. İyi akşamlar İyi diliyorum. Tekrar hoş akşamlar. geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli hocam, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı'nın selamlarını iletiyorum öncelikle Çok size. teşekkür ederim. Sağ olsun. Çok teşekkürler. Bizlere zaman ayırdınız. Bu akşam bizlerlesiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili hocam, öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitime başladım, müzik eğitimime. O yatılı bir okuldu. 11 yaşından itibaren 21 yaşına kadar 10 yıl yatılı bir öğrenci olarak Ankara'da Beşevler'de yaşadım. Dolayısıyla konservatuvarın içerisinde büyüdüm denilebilir. Sonuçta 11 yaş oldukça küçük bir yaş. Ondan Evet. önce Yalova'da yaşıyordu benim ailem. Yani ailemle beraber Yalova'daydım. Orada lisenin müzik öğretmeni, annem de ilkokul öğretmeni, müzik Aa, öğretmeniyle çok güzel. tanıştırmıştı beni. Sanıyorum herhalde 4. sınıftayken falan ilkokulda. Ve azıcık işte piyano, biraz da kulağıma bakıyordu. Sonra dedi ki Ozan dedi konservatuvar sınavına girebilir aslında dedi. Kulağı iyi dedi. Sağ olsun. Öylece yolumu çizmiş oldu. Hep bir öğretmen zaten çizer Çok hepimizin güzel. yollarını. Ondan sonra o devlet konservatuvarındaki dönem o 10 yıl aslında son derece keyifli geçti. Ben çok mutlu bir konservatuvarlı bir müzik öğrencisiydim. Derslerim genelde gayet iyiydi. Onun dışında da işi bu müzisyenliği çok sevdim daha başından itibaren. Ne güzel. Çok çok iyi hocalarımız vardı.
Türkiye'nin en iyi yani profesyonel müzik alanındaki en iyi isimleri zaten oradaydı. İstanbul'da da vardı ama orada da vardı bolca. Daha sonra yüksek lisansa başladım aslında Ankara'da ben. Hacettepe yine kendi konservatuvarımda. Ama o sırada Amerika'da bir olasılık oluştu. Bir taraftan ben böyle dil öğrenmeye çalışıyorum. Yurt dışına gideyim. Orada biraz daha kendimi geliştireyim diye heves ediyordum. Dil öğrenmeye çalışıyorum ama yani ne kadar çok çalışıyorum. Böyle işte o kitapları yiyorum, yutuyorum yani. Ama tabii çok hızlı gelişmiyor bu yabancı dil meselesi. Bazen geriye dönüp düşündüğüm zaman yani nasıl öğrendim bu İngilizceyi gerçekten çok zor. Yani o kadar kolay değil. Daha doğrusu şöyle, çok Dil öğrenmek, evet çok evet. zaman alan bir şey. Ondan sonra Amerika'da Louisiana Eyalet Üniversitesi'nin giriş sınavı için ya da onlara kaset gönderdim. O zamanlar kaset vardı. Kasetim herhalde ne bileyim ben bir aya yakın ya da 15-20 günden önce varmamıştır kesin. Çünkü o şeyleri görüyorsunuz hani nasıl gittiğini falan görüyorsunuz. 20 gün sonra varan kasetimi dinlemişler. Sonra davet ettiler beni. Ne güzel. Öylece Amerika'daki yıllar başladı. Amerika'daki yıllar uzunca sürdü. Ben 9 yıl Amerika'da yaşadım. Yüksek lisansı, Oh. evet. Yüksek lisansımı ve doktoramı orada yaptım. İlk önce Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde yüksek lisansı bitirdim. Sonra Florida Eyalet Üniversitesi'ne geçtim. Orada da doktoramı tamamladım. Birkaç senede bir senfoni orkestrasında çalıştım. Özel dersler verdim. Bir Çok taraftan güzel. Amerika'da acaba kalayım, yaşayayım mı yoksa Türkiye'ye mi dönmeliyim? Onları düşündüm, ettim. En sonunda Türkiye'ye döndüm. Ondan sonra o zamandan beri de Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Öğretim üyesi. Evet, burada da oldukça mutluyum. Yani bana çok sık sorulan bir soruydu. Yani neden döndün? Ne güzel Amerika'da yerini işte edinmişsin, 9 yıl yaşamışsın, alışmışsındır da falan. Ama doğrusunu isterseniz yani döndükten sonra da hiç pişman olduğumu söyleyemeyeceğim. Baştan beri daha hep zorluklarımız oluyor. Ama kendi ülkemizde bambaşka zenginlikler var. Yani ben burada çok çok konforlu, çok rahat hissettiğimi söyleyebilirim. Çok güzel hocam. Oradaki bilgi birikiminizi buradaki öğrencilerinize aktarmak için dersler veriyorsunuz. Ben de Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum. Oradaki hocalarımıza sevgiler, saygılar Sağ iletiyorum. olun. O zaman hocam müzik yeteneğinizi anneniz keşfetti. Sağ olun. Biraz öyle olmuş oldu. Şimdi Değil evet, mi? annem tabii o Bolu İlköğretim Okulu öğretmenliği okulu mezunu ve o da köy enstitüsü konseptinde bir okulmuş. Dolayısıyla orada her şeyi öğrenmişler. Mandolin Güzel. iyice mandolin çalardı. Çok güzel entonasyonla, çok doğru sesleri vererek şarkı söylerdi. Ve bana ve kız kardeşime sanıyorum ilkokul 3. sınıftan itibaren mandolin öğretmeye başladı. Ne güzel. Arada akşamları mandolinler çıkar, bir iki parça yaparız. Sonra haftada bir iki gün diyelim. Ondan sonra bir işte müzik kendi öğretmenlerinden, hocalarından bir iki kişiye sonradan dinletmişti. Öyle bir benim hayatıma girdi. Sonra aslında enteresan Yalova'da Güzelleştirme Derneği diye bir dernek vardı. Enteresan, hoş bir ismi var. Ondan sonra, Evet, çok hoş bir isim değil mi? varmış. Güzel. Güzelleştirme Derneği. Çok güzel. Neyse, annem şey dedi. O sırada Zeki Müren ve Emel Sayın, yani tam o bizim o dönemlerimizde 80'lerin başı oluyor herhalde. Sürekli televizyonda izliyoruz. Ne kadar muhteşem sesler, Türk sanat müziği falan. Onunla böyle bir evde şey var, hararetli bir yakınlaşma var. Ben de Türk Sanat Müziği kursuna gittim. Aslında benim ilk başlangıcım öyle Aa. olmuş oluyor. Türk Sanat Müziği kursunda ama kaç yaşındayım? Yani o zaman 9 yaşında falanım. Yani 9 yaşında bir çocuk daha vardı orada. Geri kalan hep böyle 18-20 yaşlarında ya da 22 yaşında falan insanlar hani güzelleşmek için gelmişler oraya. Ama biz iki çocuk orada kendi Sanat adına. aynen böyle tiz seslerimizle Türk sanat müziği öğreniyoruz. Bir iki dersi kaçırmıştım işte belki hasta oldum falan.
nazariyat dersi oluyordu. Orada elinde işte neyi olan bir öğretmenimiz vardı, hırkası. Neyle böyle gösteriyordu. Bu nota şu falan diye. Orada bir süre eğitim aldıktan sonra bu meselesi çıktı. Yalova Lisesi'nde hani kulağına baktıralım, biraz piyano öğren, sen sevdin bu işi falan. Evet, yani sonuçta tabii ki annemin şeyi oldu. Babam da ama müzikten çok hoşlanan birisiydi. Yani müzikle duygulanan, işte müziği dinlerken işte sevdiği şarkılar olan, sevdiği bir şarkıcı çıktığı zaman herkesi susturup onu dinlemek isteyen falan, öyle bir duygusal olarak oldukça zengin bir tip de diyebilirim. O dönemde de, sonrasında da öyle oldu. Yani öyle bir başlangıç olmuş oldu. Oradan Çok devam güzel, ettik. çok güzel. Onlara da sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Sağ Öğretmenler günlerini Sağ kutluyoruz olun, sağ olun, kendilerinin de. sağ olun. Sevgili hocam, müziğin çocuk gelişimine üzerine etkileri nelerdir peki? Çocukların müzik gelişimini nasıl destekleyebiliriz? Şimdi müziğin bir çocuğun gelişimine etkisi herhalde daha çok duygusal anlamda oluyordur diye düşünüyorum. Hani bu zenginleştirme anlamında. Çünkü müzik toplumun, insanlığın herhangi bir toplumun değil, tüm insanlığın bir önemli bir parçası. Baştan beri olmuş olan bir şey. Bununla ilgili zaten biliyorsunuz çok çeşitli çalışmalar var müziğin etkileriyle ilgili. Evet. Ama biraz ikinci sorunuz gibi olan bu çocuğun müzik yeteneğine, müzik dünyasına nasıl katkıda bulunmak lazım? Destek Evet, verebilir miyiz? desteklemek lazım. Bu kısım daha çok evde iyi müzik dinlenmesi. Mesela şey dedim ya, babam mesela müzikten çok etkileniyordu. Şimdi bir yetişkini görüyorsunuz, müziğin inanılmaz derecede onu etkilediğini görüyorsunuz. Kendi evinizde düşünün, bir müzik dinliyorsunuz. Ailece bir müzik dinlediğiniz an var. Yani çocuk, Evet. hadi gel oğlum ya da kızım, otur şimdi müzik dinleyeceğiz değil de, siz kendiniz merakla dinlediğiniz için çocuk da geçerken bakıyor, bu yetişkinler ne yapıyor? Allah Allah, bir şey dinliyorlar. Aa, çok güzel, bu iyi duyuluyor. Sonra onun da hayatının bir parçası olabiliyor. Bu bir. Yani iyi müziğin sevgiyle dinleniyor olması, ilgiyle, sevgiyle dinleniyor, hayatının, o ailenin hayatının bir parçası olması. Bu dediğim gibi birincisi olabilir. Çeşitli ama nitelikli, hani bu nedir? Evde keyfi olarak sizin rastladığınız zaman ya da sevdiğiniz bir şeyi koymanız başka. Bir de çocuğunuz var diye, çocuğa da yararlı olabilmek adına iyi, nitelikli müzikleri, nitelikli icra edilmiş, nitelikli bestelenmiş diyelim. Rica ederim. Müzikleri, çeşitli müzikleri ama, yani çeşitli dünya müzikleriniz, Türk müziği olabilir, Batı müziği olabilir, o olur, bu olur. Onların çeşitliliğini evde sağlamak da hoş. Ama hani böyle tam grip oluruz, nezle oluruz, ne derler, tavuk suyu çorba iç, yok işte portakal ye, Evet. C vitamini falan çok faydalı. C vitamini. Eğer bunun için ne gerekiyor diyorsak, yani müzikte bunun direkt karşılığı, benim en çok biliyorsunuz ya da biraz daha bahsederiz şimdi, ben müzik yeteneğiyle ilgili uzun yıllardır çok çalışma yapıyorum. Testiniz var değil mi Sayın Tabii Hocam? tabii. Evet, müzik yeteneği üzerine bir testiniz var Tabii. çocuklar için. İlk müzik yetenek testini ben 2011'de geliştirdim. Kim Ondan sonra da birkaç defa daha kendim çalışmalarım oldu. Hep bilimsel araştırma makaleleri yazdım. Fakat onun dışında da yaklaşık 3-4 yıldır Anadolu Üniversitesi'nde bir ekip olarak, aramızda bir nörolog profesörümüz var, veri ölçme, değerlendirme uzmanımız var, şimdi Türk müziği uzmanımız var, tonal müzik uzmanımız, biz bir ekip olarak müzik yetenek testleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bu tabii, testleri. evet. Evet. Şimdi neden öyle diyorum? Bir tonal müzik yetenek testini geliştirdik. Şimdi artık norm çalışmalarını yapıyoruz. Bir de makamsal müzik yetenek testi geliştirme çalışması üzerindeyiz şu anda. Hepsi Anadolu Üniversitesi'nin finanse ettiği, başlattığı projeler. Yürütücüsü benim, ikisinin de. Ama Çok güzel. makamsal müzik yetenek testi mesela uluslararası olarak olmayan bir şey. Enteresan. Yani tonal müzik yetenek testini geliştirmişler.
Zaten literatürde biz bunu takip ediyoruz. Ama makamsal bir müzik yetenek testi henüz gelişmemişti. Bunu böyle mikrotonal sesleri kastederek söylemiyorum. Makamsaldan kastım bir rast ya da bir başka makamı da duyup çocuğun ayırt edebiliyor mu vesaire. Bununla ilgili bir bilimsel çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla şeye geri döneyim. Bu tavuk suyu çorba şey ne diyelim portakal çocuğa ne fayda işte Portakal süt C vitamini. ona benzer bir mantıkla yaklaşacaksa çok basit. Evde dinlediğiniz müziği tekrar ettiğiniz bu hem sesinizle olabilir ama onun dışında küçük bir oktav bir org bile olabilir. Tekrar etmeniz çocukla beraber denemeniz hadi gel bu melodiyi beraber çıkartalım. Bu sesi duymuştu. Aa, bu böyle miydi? Aa, öyle değildi. Şu muydu falan. Ya bu zevkli bir iş zaten. Ama sık sık yaptığınız Evet. zaman çocuk sürekli o sesleri aramaya başlıyor. 9 yaşın öncesi de çok önemli. Yani bu literatürde hararetle altı çizilen bir şey. Daha Hı. 1930'larda Carl Seashore, Amerikalı bir müzik psikoloğu başlatmış bu işleri. Öncesi de var aslında ama böyle çok sistematik Olympia Records, Olympia Plak şirketine kocaman böyle kocaman şöyle küçük buzdolabı boyutunda bir alet yaptırmış. Bunun içerisinde işte 7-8 tane plağı olan bu plaklarla bütün Amerika'yı dolaşıp oradaki çocukların müzik kulağını test etmiş. Enteresan bir hatta onun şeyleri var. Satış Evet. reklamlarını falan gördüm. Ta o yıllarda dergilerde çıkmış. İsterseniz Olympia Records'tan işte 6 plaklık bu müzik yetenek testini alabilirsiniz. Hani Testini alabilirsiniz. falan. Yani dolayısıyla birinci şey ne dedik? Zengin bir müzikal ortam. Mesela çalgı çalmak isteyen, amatör çalgı çalan, evde bağlama çalan, mandolin çalan, keman çalan, gitar çalan abiler, ablalar, anneler, babalar son derece tabii etkili. Çocuğu düşünsenize yani bütün millet sadece televizyon izlerken babası elinde gitarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok iyi. Yani bu çocuğu inanılmaz derecede yönlendiren bir şey. Yönlendirilmiş. Evet. O anlamda bunların oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra da dediğim gibi melodi çıkartmaya çalışmak. O melodileri, ritimleri çıkartmaya çalışmak. Tekrarlar yapmak. Duyduğun şeyi tekrarlayabiliyor musun? Biliyorsunuz hem eğitim fakültesi müzik bölümlerinde hem güzel sanatlar liseleri girişlerinde hem devlet konservatuvarlarının müzik bölümlerinin girişlerinde biz müzik kulağını duyduğumuz sesleri tekrar etmek, duyduğumuz melodileri tekrar etmek, duyduğumuz ritimleri tekrar etmek üzerine yaparız. Yıllardır böyle yapılıyor. Evet. Benim testim biraz daha farklı. Benim testimde tekrar yok. Ayırt etme var. Zaten Hı. o literatürde de pek çok test benzer bir yöntemle yapılıyor. Edwin Gordon mesela çok önemli yine Amerikalı bir müzik psikoloğu. Onun pek çok geliştirdiği müzik yetenek testi var. Bizimkiyle benzerliği duyduğunuz mesela iki sesin hangisinin daha ince ya da daha kalın olduğunu, iki melodinin farklı mı ya da aynı mı olduğunu mesela belli bir uzunlukta bir melodi veriyorsunuz. Küçücük bir parçasını değiştiriyorsunuz bir yerde. Diyorsunuz aynı mı farklı mı? Aklında tutabildi mi melodiyi? Tekrar edebiliyor mu? Düşünebiliyor mu? Aklında şey mi? Duyarlı mı o farklara? Onları tespit etmiş oluyorsunuz. Yöntemler Tespit böyle. etmiş ol. Çok güzel hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz adına da, sevgili çocuklar adına da. Peki sevgili hocam, herkes bir çalgı çalabilir mi? Bir enstrüman çalabilir mi? Tabii çalabilir. Yani şimdi tabii bir çalgıyı çalmak göreceli bir kavram. Bir kere tam da sorduğunuz şekliyle Suzuki biliyorsunuz bu uluslararası işte Japonya'dan Evet. gelmiş bir şekilde ama ondan sonra özellikle Amerika'da daha sonra da Avrupa'da son derece popüler olan çok fazla insana ulaşan bir felsefeyle herkesin çalgı çalabileceği, herkesin ki özellikle keman onun kendi çalgısı da keman, herkesin keman Hı. çalabileceğine inanarak bir sistem geliştirmiş. Tabii ki çalabilir. Ama bunun
bu profesyonel olmak zorunda olduğunu düşünmüyorsa, profesyonel olmak zorunda Evet. olduğunu düşünüyorsa bir kere çok erken başlasa iyi olur. Orada avantajlar var. Ben bir konser piyanisti olacağım ya da ben bir çelist olacağım ya da ben bir ne diyelim şarkıcı olacağım, bir şancı ya da opera sanatçısı olacağım diyorsa erken yaşlardan itibaren yavaş yavaş ya müziği kulağını geliştirecek. Mesela şancılar zaten sesleri olgunlaşmadan çalışamıyorlar. Öyle bir şeyleri var. Ama onun dışında çalgılarda çok erken yaştan olacak. Fakat amatör özengen diyor ya, özengen çalgı Evet. eğitimi, amatör çalgı eğitimi herkesin alabileceği bir şey. Yetişkinlerin Evet. mesela enteresan bir şekilde yetişkinlerin çocuklardan çok çok büyük bir sıklıkla daha da kolay adapte olduğu bir şeydir çalgı. Bu Çalgı. normalde şey diye düşünülür. Erken yaşta işte bir çalgıya başlarsak daha kolay çalarız. Hayır, erken yaşta başlarsanız profesyonel olma olasılığınız artıyor. Mesela 6 yaşında kemana başlamışsın. 9-10'a kadar 4-5 sene çalmışsın. Hem sen onda ne noktaya geldin, sen yapmak istiyor musun, ailen ne durumda, o hayat nedir, onları görme şansın oluyor. Hem çalışmak konusunda avantajların oluyor. Ama 45 yaşındasın. Daha önce hiç gitar çalmamışsın. Meraklısın, gitar çalmak istiyorsun. Merak, evet. Çok büyük bir ihtimalle çocuktan çok daha hızlı ilerliyor. Ben bunu nereden biliyorum? Çünkü eşimin bir müzik kursu var. Ali, evet, yani ben amatör çalgı eğitimi veren birisi olmadığım için ben profesyonel çalgı eğitimi veriyorum. Mesleğini bu işe yapmak için gelen çocukların çoğu öğrencim de bu arada yüksek lisans doktora zaten. Dolayısıyla bana gelen zaten profesyonel olmak istiyor değil, profesyonel zaten. Daha da iyi olmak istiyor ya da onun hocası olmak istiyor falan. Ama eşimin işte Ozart Akademi diye Eskişehir'de bir müzik kursu var. Bir müzik akademisi var. Milli eğitimin bir kursu yani. Ve orada çok açıklıkla görüyoruz. Oraya gelen, çünkü oraya ben çok eğitmenler yönlendiriyorum. Benim eski mezunlarımdan, yeni mezunlarımdan vesaire. Ve görüyorsunuz ki veli çocuğuyla geliyor. Çocuk kemana başlıyor. Veli de diyor ki ya ben de burada bir saat duracağım, ne yapayım? Ben de piyanoya başlayayım diyor. Harika. Bir bakıyorsunuz Ne güzel, devi ne almış güzel. gidiyor. Çocuk da Evet. öğreniyor ama veli acayip hızlı gidiyor. Sebebi de çok basit. Şimdi biz yetişkinler olarak herhangi bir şey çalışma konusunda çok fazla tecrübe ediniyoruz zaten. Çünkü okula gidiyoruz, sınavlara giriyoruz, ondan sonra iş sınavlarına giriyoruz, dil öğrenmeye çalışıyoruz. Kendimize bir şey öğretmek ya da bir şeyi öğrenme konusunda ciddi bir tecrübemiz var. Çocuk öyle değil ki, çocuk zaten 4 yaşında, 5 yaşında. Ancak onu hani şey yapmaya çalışıyorsunuz. Sakinleştirip piyano başına oturtmaya çalışıyorsunuz. Zaten şeyi de daha dar. Dikkat şey süresi. Dikkat. Ondan sonra odaklanma süresi. Yetişkinin odaklanma süresi diye bir şey yok. İstersen 1,5 saat hoşuna giderse devam ediyor zaten. Çok avantajlı Devam yani. ediyor, değil Ben yetişkinlere söylüyorum, hiç geç kalmadınız. Alelacele bir çalgı alın. mi? Ve yani çok da bayağı iyi çalanlar. Mesela eşimin arkadaşı, ama yine kendi yaşına yakın bir arkadaşı flüt öğrenmeye başladı bizde. O kadar bayağı harika bir şekilde flüt çalıyor şimdi yani. İnanılmaz bir şey. Yani ben hep gençken, küçükken daha doğrusu hayal etmiş böyle şey, işte flüt çalabilir miyim acaba diye. Galiba bir sene falan oldu. Süper gidiyor. Çok güzel. Çok güzel. Buradan belirtelim sevgili hocam. Bakanlığımızın da Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürlüğü'nde YouTube sayfalarında enstrüman eğitimlerimiz var. Öğretmenlerimiz de oradan faydalanabilirler. Buradan duyurmuş olalım. Sevgili hocam, 60 dakikada klasik müzik kitabınız var. Evet. Burada, bu kitapta sanırım klasik müzik nasıl dinlenir onu anlatıyoruz, değil mi? Doğru. Şimdi ben Amerika'dan döndükten sonra 2004 yılında konserler veriyorum. Hani yurt dışında o kadar bir şey yapmışım, bir birikim yapmışım. Eskişehir'de başladım konserleri vermeye. Gelen sayısı çok yüksek değil. Bir de o dönemde özel
Mesela İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de belki özel resital yapabileceğiniz salon sayısı da çok fazla değildi. Sonra bir ara çok arttı. Hani şimdi de fena değil yani. Evet. Ama uzun bir süre hani çok yüksek değildi. Ben şunu düşündüm. Ya ben bu kadar çalışıyorum, böyle bir birikim edinmişim, insanlarla paylaşmak istiyorum. Şey gibi yani sahneye çıkıyorum, bakıyorum 40 kişiye, 50 kişiye, 100 kişiye çalmışım. Bunun yüzlerce olması gerekir. Sonra şunu düşündüm. Ya buna hayıflanmak yerine tutup da demek yani niye millet gelmiyor işte benim konserlerime ya da başka meslektaşların konserlerine, ne güzel şeyler yapıyoruz, keşke yararlanabilseler demek yerine ya da niçin yararlanmıyorlar diye Evet. kızmak yerine zaten halk, insanlar sizi oraya koyuyor. Diyor ki hocam anlat bana diyor, ya da bir sanatçı diyor ki ben seni neden dinleyeyim, yani dinlemesi için. O bilir kişi sizsiniz zaten. Dedim ki ben madem Evet. bilir kişi olduğumu iddia ediyorum, yani öyle bir noktadayım, öyle bir konuma geldim. Madem öyle, insanlara bunu nasıl dinleyeceklerini, bundan klasik müzikten nasıl zevk alabileceklerini, içinde neleri fark etmeleri gerektiğini anlatayım. Ben müziği nasıl dinliyorum? Madem hani 10 yaşından itibaren konservatuvarda büyüdüğümüze göre, demek ki klasik müzik Evet. dinleme konusunda bir en azından hayatımın bir parçası olarak çok fazla tecrübe edinmişim. Tabii bütün bilimsel çalışmalarda olduğu gibi literatürü biraz inceliyorsunuz. Bu yurt dışında Music Appreciation dersi vardır. Seçmeli. Üniversite öğrencileri müzik dinleme diye bir ders alırlar. Burada klasik müziğin dönemlerinden bahsedilir, güzel örnekleri anlatılır vesaire. Bu konseptleri de inceledikten sonra yine bizim ülkemize daha uygun olacağını düşündüğüm şekilde bir şeylerin altını çizdim. O kitap bayağı aslında o çok fazla insana ulaştı. Nerelere ulaştı? Evet, interaktif de bir kitap aynı zamanda değil mi hocam? Evet. İnteraktif de bir kitap. En son interaktif kitap haline getirdim ben onu. Ondan önce bu şeydi, Getirildi. basılıydı. Yani bir 2009 yılında bastım ilk boyut yayınlarından. Sonra pek çok defa basıldı. Ama en son artık dedim ki tekrar tekrar kağıdını basmak yerine ben bunu interaktif hale getireyim. İçinde videolar var. Çok güzel. Tıkladığınız zaman dinleyebileceğiniz Evet. şeyler var. Dolayısıyla Kobo diye bir kobo.com, onlar büyük bir kitap okuma ağı. Oradan 60 dakikada klasik müzik kitabım insanlara ulaşmaya başladı. Hatta sonra bir de tutup bunun İngilizcesini yazdım. Dedim ki yani ne Aa, çok güzel güzel. işte 60 dakikada klasik müzik. Bir de dedim bunun İngilizcesini çıkartalım. Hem de şeyi düşünmüştüm. Hani birazcık Türk müzisyenleri, Türk sanatçılarını da tanıtan ya da Türkiye'de neler oluyor diye merak eden kişi de Türkiye'den birisi yazmış. Klasik müzik nasıl dinlenecek diye bize anlatacak. Allah Allah diye meraklanan birisi Hiç öyle olursa değil düşünmesinler. mi? Şeyde mesela bir Alman Evet. açıyor falan. Türkiye'den birisi bize klasik müzik anlatacakmış falan diye. Eğer öyle meraklanan olursa diye yazdım. Classical Music in 90 Minutes diye. Onu da 90 dakikaya arttırdım. İçine opera ve baleyi de ekledim. Bu Türkiye'deki işte Çok Türkçe güzel. olana da opera ve baleyi de eklemek istiyorum aslında. Henüz tekrar yeni bir basım şeyi olmadı, fırsatı olmadı. Çünkü bu arada bale benim çok değer verdiğim, çok sevdiğim bir yine sanat dalı. Sanat dalı. Opera da öyle. Dolayısıyla hani Sahne sanatları evet, açısından evet. yani klasik müzik deyince sadece işte senfoniler, triyolar, onlar bunlar diye düşünmek gerekli değil. Şimdi bale tabii dans ama o da oldukça nitelikli bir müzikal bir altyapı üzerine kurulu bir sanat oluyor. Operada da işte biliyorsunuz zaten müzik ana noktalardan bir tanesi. Evet. Evet, orada görsel de çok şey var ama Birçok sanat dalı evet. evet, dolayısıyla onları da anlatabildiğim mesela enteresan noktalar vardır. Kim bilecek casting diye bir şey olduğunu. Yani neden mesela başroldeki kişiden ikişer tane var? Yani buna benzer Evet. değil mi? Mesela operada başrol söylüyorsunuz, Rudolfo'yu söylüyorsun. Bir tane daha Rudolfo var. Ya sen çünkü nezle olsan ne olacak? Bütün opera Nezle olsa. senin iyileşmeni mi bekleyecek? Öbür Rudolfo çıkıyor, Evet. hayatına devam ediyor.
Dolayısıyla buna benzer işte librettoları var, değil mi? Bir yazıları, bir Evet. metinleri oluyor. Bu metinler nasıl yazılıyor? Bunların üstüne müzik nasıl konuyor falan. Bunların hepsini anlattığım hoş çalışmalar oldu. Anladım. Ellerinize sağlık hocam. Sağ Çok olun. teşekkürler. Peki Ozan hocam, uzaktan müzik eğitimi sizce mümkün mü? Mümkün. Malum pandemi döneminde biliyorsunuz eğitim hayatımız durmadı, devam ediyor. Bütün öğretmenlerimiz uzaktan da olsa sevgili öğrencilerimize ulaştı. Peki müzik eğitimi sizce mümkün mü? Tabii mümkün, mümkün tabii ama şöyle söyleyeyim. Ben bu uzaktan müzik eğitim meselesini yaklaşık sanıyorum 5-6 yıl oldu. Şunu düşünüyordum. Şimdi yurt dışında bizim çok büyük ustalarımız vardır. Böyle ne bileyim bir tanesi Fransa'dadır, bir tanesi Amerika'dadır, öbürü Almanya'dadır. Almanya'da çok var. Çok değerli, evet. Evet yani müthiş çelistler mesela. Şimdi ben çelistim ya. Dolayısıyla Evet. bu çalgının ustaları. Ben bu adamlara ulaşmak istesem, hani ben kendim de çok iyi ustalarla çalıştım ama öğrenciler için de düşündüğüm bir noktaydı. Yani bir hocanın sınıfında kaç kişi olabiliyor? 8 olsun, 10 olsun. Kaç kişi olabilir? Yani 150 kişiye birden çello dersi verecek hali yok. Ama Yok, o evet. ustanın bilgisine, o ustanın bilgisine çok daha geniş bir kitlenin ulaşabilmesini sağlamak lazım. Yani o bilgiyi sadece o 7-8 tane yanındaki kişiyi neden bilsin? Tabii o 7-8 kişi daha fazlasını bilir. Okey, onun asistanları gibi olabilirler. Ama onun bilgisine çok daha geniş bir kitlenin ulaşabilmesi lazım. Onun üzerine dedim ki bunu nasıl olabilir? Uzaktan eğitim denilen bir şey var. Ben de tabii Anadolu Üniversitesi'nde olduğum için açık öğretimin yani ne diyelim kaynağı. Burada çok uzaktan eğitim konusunda çok usta isimler var. Cengiz Hakan Aydın benim profesör arkadaşım, meslektaşım, uzaktan eğitim uzmanı. Onunla beraber bir görüşme yaptık. Dedim ki Hakan hocam biz böyle uzaktan çalgı eğitimi olur mu olmaz mı? Araştıralım o zaman falan diye bir girdik. İşte literatüre baktık. Literatürde ne bulduk? Ta böyle 1960'lar falan Gazi Eğitim Fakültesi'nde Ali Uçan Hoca, yani büyük hocam Evet. müzik eğitimi Müzik alanındaki eğitim büyük önemli camiasıydı, evet. önemli bir hocası, çok önemli bir duayen ismi, mektupla keman eğitimi diye bir program başlatmış. Bakın inanca bak, inanca bak. Yani muhteşem bir inanç. Tabii ki şimdi bir kere mektupla da keman eğitimi olur mu? Olur olmaz. Bu bilimsel bir çalışma mantığıyla bakın. Mektupla bir şey öğretebilir misiniz? Herhangi bir şey. Yani çalgı üzerinden konuşuyorum. Belki tutuşunu gösterebilirsiniz. Belki sadece yay tutuşunu gösterebilirsiniz. Evet bir konçerto ya da bir parça çalar haline getiremeyebilirsiniz. Çünkü zaten nasıl çaldığını duyamayacaksınız. Odur budur. O literatürü tararken uluslararası çalışmaları da inceledik. Baktık ki uluslararası da çok fazla bir şey yok. Var bir şeyler ama daha çok YouTube kanallarında insanların video koyup izleyin, öğrenin mantığıyla yaptığı şeyler. Ben dedim ki bunu interaktif bir hale getirelim. Öğrenci benim videomu izlesin ama ben videoyu kısacık yapayım. Yani bir dakikalık bir şey. Mesela uzun ince bir yoldayımı yaptım parça olarak. Çok güzel hocam. Çünkü belki bir ölçüsünü çalıyorum. Hadi şu sıra şimdi sende diyorum çocuğa. Çocuğa değil de yani işte öğrenciye. Bir Öğrenciye. dakikalık videoyu izliyor. Aynısını yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştıktan sonra onu kendisini kaydediyor. Bana gönderiyor. Şimdi burada eğitim başladı. Öbür türlü ben çalıyorum. O Anladım. izliyor. Öğrenirse öğrenir. Öğrenmezse öğrenmez. O değil. Biz bu sistemi Bir geliştirirken etkileşim yok. tabii ben bu sistemi Paris'te de İspanya'da şeyde Barcelona'da da işte şeylerde, sempozyumlarda tanıttım. Ondan sonra 4 yıldır Anadolu Üniversitesi'nde uzaktan çalgı eğitimi şeyini de yürütüyorum. Ondan sonra programını yürütüyorum. Hatta işte dediğiniz gibi öğretmen Evet. yetiştirme genel müdürü Adnan Hoca'ya da benim açtığım projelerden bir tanesidir. O uzaktan Evet. çalgı eğitimi konusu.
Yaklaşık bir yıla yakın zaman önce paylaşmıştım kendisiyle de. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un bunun haberini verdi bizim eski rektörümüz. Zaten Sayın Bakan bunu duyduktan sonra beni davet etti. Sağ olsun işte genel müdürlerimizle tanıştırdı. Bir tanesi Adnan Bey'di, bir tanesi Anıl Bey'di. O zamandan beri onlarla da güzel çalışmalar, uzaktan ne tür çalışmalar yapabiliriz bakıyoruz. Şimdi iş geldi tabii pandemiyle beraber genel müzik eğitiminin uzaktan eğitime taşınması. Yani Uzaktan eğitim. ilkokul, ortaokul, lisedeki çocuk müzik dersine girdiği zaman bütün derslerini uzaktan yapıyor. Evet. Yani evet şeylerini yapıyor. Mesela öğretmen anlatıyor, o dinliyor. Sonra ödev veriyor öğretmen. Giriyor orada videolar var, izliyor. Anlayamadığı şeyle ders anlatım videolarını izliyor. EBA süper. EBA'nın içerisinde dünya kadar materyal var. Gidiyorlar derslerini çalışıyorlar, ediyorlar. Alıştırmalarını yapıyorlar. Müzik için neden olmasın? Dedik. Daha doğrusu herhalde Bakan Evet. Bey öyle demiş oldu. O yüzden Haziran'ın 15'inden beri hararetle bu uzaktan genel müzik eğitim materyallerini geliştiriyoruz. Sizlerle zaten, siz de çok iyi biliyorsunuz. En Evet. güzel yüzlerinden biri de siz olarak, bir tanesi İhsan hocamız olarak İhsan hep hocamız, evet, beraber ona da buradan sevgilerimi saygılarım. evet hep beraber çalışıyoruz. İnşallah herkesin seveceği İnşallah. şekilde de herkese doğru şekilde ulaşacak biçimde öğrencilerimizi bir kere çok eskisinden çok daha iyi olacağı kesin. Neden? Çünkü öbür türlü sadece eş zamanlı bir ders yapılabiliyorsa Zoom mesela buna benzer bir kaynaktan öğretmen hadi şu çocuklar şu şarkıyı söyleyeyim diyordu. Kendisi söylüyordu. Çocuk tekrarlasın. Zor işler bunlar yani. Ama biz şimdi neler neler yaptık. Karaoke'ler yaptık. Ondan sonra etkileşimli Evet. materyaller yaptık. Etkileşimler yaz. Ders anlatım videoları yaptık. Sonra hadi onu da çıtlatayım. Şeyi de bu şey var ya portakal dedim, çorba dedim, müzik kulağına iyi gelecek şeyleri söyledim. Melodi tekrarları. Tekerlemeler mi? Onlar için sanal Evet, çalgılar geliştirdik. tekerlemeleri mi? Tekerlemeler yaptık. Yani o anlamda çocukların müzik kulağını bile artık bundan sonra 9 yaşından önce yakalayacak şekilde güzel çalışmalar yapmış olduk. Uzaktan da olsa sevgili öğrencilerimize ulaşacağız. Evet. Ulaşacağız hep beraber. Değil mi Sayın Hocam? Sevgili Hocam, çok teşekkür ediyorum. Biliyorum çok yoğunsunuz ama bu yoğun tempoda bizlere zaman ayırdınız. Bu akşam bizlerle beraber oldunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok ederim. sağ olun. Çok sağ olun. Değerli öğretmenlerimiz de bizlere katıldı. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. İnşallah sağlıklı günlerde görüşürüz. İnşallah. Herkese iyi akşamlar İyi diliyorum. akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.